Merhaba arkadaşlar, Robertur kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bigoli'de para kazanmak, para nasıl kazanılır, ajansa nasıl girilir, demo vermeniz için gereken şeyler ve devamında da değişen sistem. Bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, Bigoli'de para kazanmak için öncelikle bildiğiniz gibi bir ajansa girmeniz gerekiyor ve bu zorunluluk. Onun dışında ajansa girdikten sonra yayıncılığınız aktif olur ve para kazanmalarınız açılır. Bu konulara daha önceki videolarımdan da değindim ama bir kamu spotu geçmek istiyorum. Arkadaşlar, telefon numaramı devamlı değiştiriyorum. Nedeni çok basit. Türk numarası alıyorum. Kapanıyor. Bana diyorlar ki gelin işte açalım. Ya kardeşim, yurt dışından kalkıp nasıl geleyim? Yani gidemeyeceğim için telefonum devamlı kapanıyor. Onun için bundan sonra size vereceğim numaraları yeni paylaştığım videoların altındaki bıraktığım yorumda alabilirsiniz. Oradan da WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Bigoli'de yeni bir sistem var. Ki biz bunu yurt dışında uzun zamandır kullanıyorduk. Yalnız Bigoli'nin içerisinde yeni geldi. Bu sistem nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Yayıncı oldunuz, para kazanmanız açıldı. Açıldıktan sonra Bigoli kendi hesabınızın onaylanmasını istiyor. Bunu onaylamanız için ne yapmanız gereken şeyler şunlar. Kimliğiniz, önlü ve arkalı fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama orada nüfus kimlik numaranızın 2 numarasını da silebilirsiniz. Belli olmasına gerek yok. Ondan sonra arkadaşlar bir tane kimliğinizi gene şöyle tutup kameraya gülümseyerek şöyle bir fotoğraf verebilirsiniz. Onu istiyor ve banka kartınızın ön yüzünü, herhangi bir kart olabilir bu, hiç fark etmez, boş, empty falan. Ön yüzünü çekiyorsunuz arkadaşlar, sadece kartın. Ondan sonra da isteğe bağlı olarak işte adresler madresler var. Oraya onları yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Bunu onayladıktan sonra arkadaşlar artık istediğiniz bankaya veya papara'ya hesaplarınıza kazançlarınızı aktarabiliyorsunuz. Yani olay bundan ibaret yeni sistemde. Bu da sizin resmi onaylı bir hesabınızın olduğunu ve bu hesabı sizin dışında da kimsenin kullanmayacağını garanti ediyor. Bunun dışında arkadaşlar demo nedir? Demo da arkadaşlar sizin yayın açtıktan sonra kimliğinizdeki kişinin olup olmadığını anlamak için ufak bir kayıttır. Yani artı 18 mi yoksa başkasının kimliğini mi kullanmış gibisinden bir olaydır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani herkes bu yöntemle yayıncılığını yapıyor ve bizde aşağı yukarı 300'den fazla yayıncı var. Ben de dahil bu bilgileri veriyoruz. Şimdi arkadaşlar, ajans konusuna gelelim. Ajans Bigo'da önemli bir konsept. Yani ajansınız olmadan kazanamayacağınız gibi ajansının da çok düzgün bir yolda olması gerekiyor. Yani yol dediğimde şey sanmayın böyle ayrı işler kovalıyor falan, yok. Yani bir ajansın sahibinin tanınması, ajansın kalitesi, ajanstaki yayıncıların güzelliği ve huyları da çok önemli. Ego kasmayan tipler işte, sizi gördüğü zaman selam verip de size yardımcı olacak insanlar. Ben kendi ajansımdan bahsetmek istiyorum. O bir Türk ajansa geldiğinizde arkadaşlar WhatsApp grupları var. Kadınların, erkeklerin ayrıdır. Ünlüler falan da var bunlarda. Bu gruplar içerisinde bulunuyorsunuz ve bu gruplar içerisinde de 7/24 yayıncılığınız devam ettikçe buradan bilgi edinip sorularınıza veya problemlerinizin yanıtı alabiliyorsunuz. Şimdi Bigo'da günlük kazançlar var. Günlük kazançlar nedir arkadaşlar? Günlük kazançlar, siz yayın açtığınız zaman insanlar yayınlarınıza katılıp size hediyeler atıyorlar. Yani örnek vermek istiyorum. TikTok'tan çok gelen yayıncı arkadaşlar var ve şunu diyorlar. Ya biz aylardır, yıllardır yani TikTok bizi kaz gibi yoluyormuş. Neden? Çünkü TikTok arkadaşlar kazancınızın %70'ini keser. Siz de para kazandığınızı zannedersiniz. Halbuki Bigo'da böyle bir şey yok. Bigo'da 2 kere kazanç sistemi, hatta 3-4 kere de kazanç sistemi var. Bir, size atılan hediyeleri çektiğiniz zaman bu bir kazanç. Bunu bir kere alın, cebinizde bu. 2, aylık kota yaptığınız zaman bu da bir kazanç. Bunu da cebinizde alın. 3, girdiğiniz PK yarışmalarında hediye olarak kazançlarınız var. Bunları da cebinize koyun. Yani Bigo'da kazanç sistemi daha çok ve kesintisiz olarak kazanıyorsunuz. Şimdi gelelim kazançlar. Arkadaşlar, günlük kazançlara bir şey diyemiyoruz. Yani günde sen bunu 1000 TL'de yaparsın, 10.000 TL'de yaparsın, 20.000 TL'de yaparsın. Buna bir kota koyma imkanımız yok. Ama aylık kazançlar dediğimiz zaman Bigo limitten başlatmış kendisini. Örnek veriyorum, 10K yaptınız ayda.
Yani fasulye aldınız, hediye aldınız diyelim. Bunları çeksen daha iyi, bu içeride account'unda duruyor sayı olarak. Bigo bunu hesaplıyor. Ay sonunda diyor ki siz diyor aylık kotayı da yaptınız. 30 saatte yayın açtınız. Tebrikler. Size diyor bunun karşılığı olarak örnek veriyorum $80 daha para alıyorsunuz. Yani aşağı yukarı 2000 TL, 3000 TL daha para alabiliyorsunuz. Tabii siz günlük çekimlerinizi ne kadar yüksek yaparsanız kotanıza da işlediği için kotanız daha da yükselecektir ay sonuna. Ve o rakamlar 30.000 TL'leri, 40.000 TL'leri, 50.000 TL'leri de bulmama ihtimali yok. Zaten yayıncılık anlayışı içerisinde bir yayıncıysan her ilerleyen dönemde daha yüksek para kazanacaksandır ve benim ailemde ya da ajansımda olan kimse diyemez ki ben para kazanamadım. Gerçekten de emeğini veren karşılığını her zaman aldı. Geçen ay telefonunu alanlar oldu. Ondan önce evini değiştirenler oldu. Ondan önce kendine game chair koltuklar alanlar oldu vesaire vesaire. Ajansın önemi önemli yani. Allah, bir ajansa gidersin, hiçbir bir şey öğrenemezsin. 1 TL para kazanırsın. Bir ajansa gidersin, günlük sadece 1000-2000 TL para kazanırsın. Aylık zaten Allah kerim. Yani ajansın önemi burada. Bunun yanı sıra arkadaşlar, Bigo'da sistem olarak yayıncılıkta sizde minimal 30 saat yayın açmanızı istiyor. Yani günlük değerlendirirseniz 1 saatiniz her zaman boştur. 1 saat yayın açarak ayda 30 saatinizi tamamlarsınız. Kamera karşısında muhakkak olmanız gerekiyor. Ben yayıncı oldum. Kameranın karşısında durmayacağım. Havadan para gelecek. Daha çok beklersin, hiçbir şey gelmez. Düzgün bir yayıncılık yapmak istiyorsun. Ya muhafazakar olabilirsin. Ya da ne bileyim. Hristiyan, Budist, Ateist, Satanist. Benim için fark etmiyor. Yani ne oldum fark etmiyor. Bigo'da yayıncılık yaparken bizimle birlikte nasıl yürüyeceğim fark eder. Anlatabildim mi? Yani kimisi geliyor. Ben işte kapalı bir bayanım ama yüzümü de göstermek istemiyorum. Yengecim, teyzecim, bacım, ablam. Göstermek istemiyorsan yayıncılık yapamazsın. Yani geçirdiğin bütün zaman boş bir zamandan ibaret olur. Sana da yazık. Sana verilecek emeğe de, adminlere de yazık, günah. Onun için böyle yayın açacaksanız gelmeyin. Erkekler de aynı şekilde. Yetenekleriniz varsa, alveriniz varsa gelin arkadaşlar. Yanlış anlamayın kimseyi. Ayrı gayrı yapmak istemiyorum. Ama çok garip, tuhaf insanlar gelmiyordu değil. Yapacak bir şey yok. Onun için aşağıda WhatsApp numaramı bırakacağım arkadaşlar. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. O WhatsApp'tan ulaştığınız zaman zaten size Bigo hakkında öğretilebilecek ne varsa yayıncı olduktan sonra her şey öğretilecektir. Bunda hiçbir şüpheniz, bir kaygınız olmasın. Siz yeter ki kazanmak isteyin. Yani kazanmak istiyorsan sana kazandıracak insanlarla yoluna devam edersin. Yok, kaybetmek istiyorsan kaybedeceğin insanlarla yoluna devam edersin. Ama burada en çok dikkate alman gereken bir şey varsa düşünsenize. Yani Bigo'nun açıldığı tarihten beri var olan bir insan size bütün her şeyini bırakmış, yolu açmış, öğretiyor. Şimdi kalkıp şunu diyecek arkadaşlar var. Ya senin çıkarın ne? Arkadaşlar ben Bigo'nun resmi denilen kısımdaki ajansıyım. Yani benim anlaşmam Bigo'yla. Benim kazancım Bigo'dan, senin kazancın da Bigo'dan. Ben senin köprünüm. Ben olmadan sen kazanamıyorsun mesela. O köprüyü geçmen gerekiyor. Ya. Onun için nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, hiç değilse evinize yan gelir olarak koyabilirsiniz. Ya da cep harçlığı olarak öğrenci parası çıkartabilirsiniz. Ya da gerçekten de evinizi dahi geçindirebilirsiniz. Onun dışında aldığınız parayla tatil de yapabilirsiniz. Ben şu an arkadaşlar mesela Brezilya'dayım. Benim gezdiğim ülkelere böyle parmakla sayamayacağınız kadar çoktur. Ben bunu daha öncelerde kendi yaşantımda profesyonel dansçıydım. Dansla ya da işte çalıştığım ekiplerle birlikte yaşadım, gezdim. Sonra dijitale geçtim ve dijitalde de aynı şekilde kazandığım parayla geziyorum, eğleniyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama amacım ne? Amacım Türkiye'deki potansiyelin para kazanması, bir şekilde ellerine para geçmesi. Ekonomiye ben bir katkıda bulunamasam bile insanların kendi kendine bir katkıda bulunabileceklerini öğretebilmem. Amacım bu. Yurt dışında para kalmasın diye uğraşırım. Türkiye kazansın. Türkiye'deki insanlar kazansın. Bizim insanlarımız kazansın. Yani zorbalıktan, hayatın zorluklarından,
geçmeye çalışan çok uzun bir dönemden geçiyoruz. Para şu an çok değerli. Kimse kalkıp bana fakir edebiyatı yapmasın. Ya parayla benim ne işim var ya? Benim parayla ne işim var ya? Parayla çok işim var aga. Bu devirde parayla çok işim var. Bu devir para devri. Ha, ilerleyen zamanda altın devri olur. O kesin. Ama şu an sana gerekli olan metal olarak para. Paran varsa huzurun var. Paran varsa işini gücünü halletiyorsun. Fakirlere öğretilen edebiyattan yaparlar. Ya para nedir ya? Allah işte şöyle içimizi gücümüzü ufak da verse, kuru ekmek diyesek şükür. Bu fakir edebiyattır arkadaşlar. Sen Allah kimseyi düşürmesin. Kuru ekmek yerken ötekisi orada siyah havyarını sürer, bonfilesini yer. Sen simidi tavuk yermiş gibi yerken orada en kral eti, sütü yer. Onun için kazanmanıza bakın. Bir sistem var. Bu sisteme kendi sisteminizi kurup entegre olun. Buradan da para kazanın. Para kazanmanın sanat olduğunda artık farkına varın. Yani dijitalde para kazanmak dilencilik değildir. Yayınlarını açıp da dilenmenize gerek yok. Zaten insanlara sunabileceğiniz, verebileceğiniz, katabileceğiniz bir şeyler varsa bir şekilde kazanıyorsunuz. Emin olun para parayı çeker. Nasıl mı? Bir örnek vereyim. Çevrenizde 4 tane zengin var ise zaten 5. sensindir. Çevrenizde 4 tane gariban bir insan varsa 5. de sensindir. Yani bu bir ortamdır arkadaşlar. Bu ortamdır. Ortamınız nasıl olursa siz o şekilde step by step yürür, kazanır, ilerlersiniz. Aynı şekilde çevrenizde bir kişi vardır, size bir yol gösterir. Dinlerseniz, onun deneyimlerinden faydalanırsanız kazanırsınız. Çevrenizde bir kişi vardır, hayatı hep oradan kopartayım, buradan kopartayım diye geçirir. Seni de o yola sokar, sen de o yolda düşersin. Onun için bir şeyleri yaparken düşünün. Yani feragatlık dediğimiz kısım. Ben bunu çok örnek veriyorum. Daha önceki videolarımdan da çok sevdikleri için bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Dilenci bile o totoyu o taşa değdirecek aga. O taşa değecek. Orada o emeği sarf edecek ki insanlar ona acıyacak. Bir şeyler olacak. Bir şekilde para verecekler. Değil mi? Demek ki hayatta her şeyde bir feragatlık durumu var. Yani bir şeyden vazgeçip bir şeye atıldığın zaman bir şeyler kazanabiliyorsun. Neden sen olmayasın? Sana diyorum. Şu an benim videomu izledin. Bilgileri aldın. Bence sen bana WhatsApp'tan ulaş, yayıncılığını aktif edelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu arkadaşlarınıza, yakınlarınıza veya kullandığınız dijital ortamlarda paylaşabilirsiniz. Siz paylaşın ki sizin ihtiyacınız olmasa bile belki bir yardım eli olarak görebilirsiniz. İhtiyacı olan insanlar kullanır. Neden olmasın? İyilik güzel bir şeydir ve iyilik paylaştıkça daha güzelleşir. Hayat sizi istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın. O bir Türk.